Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Kündülü Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuş getirişimiz. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Xitayda yeni vaba keseli bayqaldı. Amerika haber torunun 6 iyul bergen haberde bildirilişçe Xitay sahiye emeldarları içki Mongoliyada Bubonik deb atıldığan yeni vaba bayqalganlığını elan kıldı. Xitay sahiye emeldarının bildirişçe İçki Mongoliyanın Bayannur Şehirlik Sahiye Komiteti yekşembe günü bir çarvıcının vaba bilen yuqumlanganlığı hakkında diagnoz koyulup doktorxanada davalanganlığını bildirdi. Mezkur komitetine 3. derecelik agahlandırış signali çıkarıp kişilerini yuqumlangan hayvanlarını ovlamaslık, kesel yaki ülük çaçkallarını bayqagan haman yuqurgu malum kılışını ta'kidlegan. Sahiye emeldarı yana şehirlik hükümet vabanın aldığını eliş üçün tedbir kullanıqallıqını, alakadar tedbirlerinin bu yılının ahırgıcı devamlıq küşke ege buluduqallıqını etkan. Bu kesellik otur əsirde yersinya ziyandaş haşaret keltürüp çıkargan bürküt terapidin targılıp, çaşkallar arqılıq yuqumlanğan xatarlik ölümünü keltürüp çıkargan. Ötken yılı noyabrda Beijing emeldarları İçki Mongoliyadın Beijing'e gelgen iki kişinin öpke yallığı barlıqını baykıgan. Bu oxşaş türdeki bakteriya keltirip çıkargan yeni bir xil vaba bulup, u yana nefes yolu arqılıq adamdan başkalarga tarqıldığan birden bir kesellik iken. Dünya Sahiye Teşkilatının elan kılışça bubonik deb atıldığan yeni vaba əcellik bulup, davalımağan əhval astıda yuqumlanğıcılarının ölüş nüspeti 30%'den 60%'ci buluşu mümkün iken. Eğer antibiyotik davalaş baldır elip berilsa kesellikini davalıqılı buludikken. Uyghur ayallarını tuğmas kılıvetiş meselesi doğruluk Amerika hükümetine mektup sunuldu. Amerika Kengaş Palata azası Amerika Devlet Meclisi Xitay İşleri Komitetinin icraiye reisi Marco Rubio bilen Avam Palata azası Mezkur Komitetinin muavin reisi James P. McGowan birlikte Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo ve Maliye Ministeri Steven Mnuchin'a mektup sunup, Şarkı Türkistan'daki Uyghurlar ve Kazaklarının nüfusunu azaytış üçün kullanılgan kabih kılmışlarına küçülük ingaz kaytırışını talep kılgan. Mektupta Şarkı Türkistan'daki Uyghurlar ve başka yerlik milletlerine yürgüzüp atkan cinayetlerini kabihlik cinayeti deb aşkarı bekitiş meselesi ve nüfus kemeyti siyasetini icra kılışka mesul bulgan Xitay emeldarlarının cevapkarlığını sürüştürüş hem onlarını cezalaş otturuğu koyulgan. Şundaklı ministerlerinin öz ihtipaktaşları ve şirikleri bilen hemkarlaşıp Birleşken Milletler Teşkilatı Xavupsizlik Kengişinin dokulat biriş yığını etişini ve Şarkı Türkistan'daki vaziyetke alaqadar alahidi tekşürbüçü təyirleşini tələb kılgan. Mezkur mektubka yukurqı işki reisini koşkanda Kengiş Palatası ve Avam Palatası'nın 76 nöper azası imza koygan. Amerika Xalqara Dini İşler Komitetinin komissari Nuri Türkel Efendi Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kubul kılıp, yukurda tılığı elinğen əhdiname ve kanunlarının Şarkı Türkistan'da yürgüzülüp atkan irqi kırgıncılık meselesini hal kılışka kereklik kanuni kuralları hikayelikini. Bunun içi de Yerşari Magnitiski kanununun bir kadar ünümlük hikayelikini çüyendirdi. Mektubunun ahırıda mundaq deyilgen. Uyghur ayallarına kılınğan ziyankeşlikke dair paketler, şundakla Uyghurlarının nüfusunu çekleş üçün kullanılgan zoravallık tedbirlerine karata Amerika'da küçülük bir rehberlik ve halkara hareket bulması bulmaydı. Uzundun bir yan Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da terörlük cinayeti ötküzüp, nurgun insanlarını kamedi, ailesini veyran kıldı, mecburi işletti hem de itikad edin vazgeçişki mecburledi. Bununla karata hareket kullandığan vakit geldi. Şunaklı radyonun ziyaretini kubul kılgan Adrian Zeniz Efendi bu mektubun Amerika hükümetinin Xitay'ın Uyghurlarına yürgüz vatkan cinayetinin karakterini bekitişige ve halkarağı cekarlaşığı türtki buluduğalıqını bildirdi. Şunun bilen birge o mezkur hattı tilgi elinğen kabihlik cinayeti degen atalgu haqqıdı köz karışını bayan kılıp mundaq dedi. Senator ve Avam Palatası azalarının kabihlik cinayeti degen bu atalguğunu işiltişi Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin Şarkı Türkistan'da yürgüzülüp atkan kabih cinayetlerinin karakterini bekitişige, andın bu ministerlikteki kanuncularının onu resmileştirişige türtki buludu. Kanuni hüküm kanuncular tarafından bekitildi. Andın Amerika hükümetine oxşaş hükümetler onu mukumlaştırdı. Birinci kademde Amerika Taşkı İşler Ministerliği o cinayetki kandak baha kılışını karar kılıdı. Yeni bir taraftan Birleşken Milletler Teşkilatı kanuni cihetten hüküm çıkarıdı. Meselen etsak, Amerika Taşkı İşler Ministerliği bu cinayetlerini insaniyetki karşı cinayet de bekitse, kiyin bu Birleşken Milletler Teşkilatı da mı irqi kırgıncılıkı karıştırış kelişimide eğitilgan cinayetler katarıda hüküm kılındı.
Xitay Ürümçi şəhərinin əsaslıq rayonlarını 5G toru bilan qaplab bolğan. Xitay rejimi Şərq Türkistanda 5G tor qurulışının sürətini tezlətib Ürümçi şəhərinin əsaslıq rayonlarını 5G toru bilan qaplab bolğan. Xitayning Xinhua agentligining xabar qilishicha, navbatdagi Ürümçidagi temir yo'l idorasi Xuanghe Sodi rayoni, Do'stlik Sodi rayoni, Meidong Sodi rayoni, Shaoshigo Sodi rayoni, aerodrom va tez sur'atlik poyiz yo'li liniyasining ikki qasniqi qatorliq odam iqimi ko'p rayonlar 5G to'ri bilan qoplanib rasmiy ishga kirishgan. Xitay doiralari o'tgan yildan boshlab Sharq Turkistonda 5G qurilishini tez umumlashtirishga kirishib, uningga zo'r miqdorda mablag' ajratgan. Lekin 2017 yildan burun Sharq Turkistonning janubidagi rayonlarning tor sur'atini 2G'ga tushirib qo'ygan Xitay doiralarining 2019 yildan boshlab rayonda 5G qurilishini tez sur'atda kengaytirishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan. Kuzatuvchilar Sharq Turkistonda 5G tor qurilishining umumlashishi Uyg'urlarga qarata texmo qattiq, texmo tafsili va texmo tez nazorat mexanizmi shakllantirilganligini ilgari surmoqda. Xitay rejimi yaqinda bu qurilishga 2 milliard so'm ajratganligi, bu yil rayonda 5000 ga yaqin 5G aloqa munori quradiganligini jakarlagan edi. Xinhua agentligining bildirishicha, navbatda Ürüm shahridagi asosliq rayonlarda 2379 aloqa munori qurilgan. Buning ichidagi 1861 aloqa munori bu yil ichida qurilgan ekan. Ürümçidagi aloqa munorlarining qurilishi Xitayning Xitay ko'chma telefon shirkatiga hoddiga berilgan. Sharq Turkistonning 5G tor qurilishi Xitay ko'chma telefon shirkati qatorliq 3 Xitay tor aloqa shirkatiga hoddiga berilgan edi. Davutoğlu rais Erdoğan'ni Uyg'urlar haqida ovozini chiqarishga chaqirdi. Sobiq bosh minister va hozirgi kelajak partiyasi raisi Ahmad Davutoğlu 6 iyul partiyasida qilgan so'zida hukumatni ig'ir so'zlar bilan ayibladi va mundoq dedi. 21 asrda Sharq Turkistonliklarni jazo lagerlariga solayotgan nurg'un xalqaroliq tashkilotlar o'tirg'i qo'yayotgandek Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ijro qilayotgan ming turlik zulmlar bilan ularga musulmonligini yashig'ili qo'ymayotgan Xitoyga doir siyosatlar nima? Dunyoda ko'plagan parlamentlar qilayotgandek Turkiya Buyuk Millat Majlisi nimishqa kuchlik bir ayiblashni chiqara olmaydi. Qani u o'zlarini millatchilar deb yurganlar? Qani u O'rta Osiyoga markazlashgan holda tashqi siyosat elib berayotganligini so'zlaganlar. Jumhur raisni ay Xitoy 21 asrda san qurgan jazo lagerlari bilan insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotsan degan so'zni qilg'izmagan nima? Jumhur raisni ay Xitoy Uyg'urlarga qarshi qilganlaring bilan Islomga qarshi eng cho'ng zolimlikni tamsil qilyotsan deguzmayotgan narsa nima? Tashqi ishlar ministrligining Xitoy bosh elchisini ministrlikka chaqirib, Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan jinoyatlarga doir aniqlama berishini talab qilishdan cheklab qo'ygan narsa nima? Turkiya Islom hamkorlik tashkiloti qatorliq xalqaroliq tashkilotlarga bosh bo'lib, Uyg'urlarga xos bir yig'ilish o'rinlashtirishga nimishqa boshlamchi bo'lmaydi. Hukumat ahvollarni naq maydonda tekshirish uchun nimishqa Sharq Turkistonga hay'at avatmaydi qatorliq so'zlari bilan hukumatni qattiq ayibladi. 21. yüzyılın dünyasında Doğu Türkistanlıları toplama kamplarına toplayan, birçok uluslararası kurumun ortaya koyduğu gibi onlara etnik temizlik uygulayan, binbir zulümle Müslümanlıklarını yaşamalarına engel olan Çin'e dair politikanız nedir siz? Dünyada birçok parlamenton yaptığı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi bu suçlara karşı neden güçlü bir kınama metni yayınlamaz? Nerede milliyetçilik taslayanlar? Cumhurbaşkanını "Ey Çin, 21. yüzyılın dünyasında kurduğun toplama kamplarıyla insanlık suçu işliyorsun" demekten alıkoyan şey nedir? Cumhurbaşkanı "Ey Çin, Uygurlara karşı İslamofobiyanın en zalim yüzünü temsil ediyorsun" demekten alıkoyan şey nedir? Dışişleri Bakanlığı'nın Çin Büyükelçisini çağırıp ondan Çin'in Uygurlara karşı işlediği suçlara dair açıklama talep etmesini engelleyen şey nedir? Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlara Uygurlar gündemiyle toplanmaları konusunda neden bir çağrıda bulunmaz? Hükümet durumu yerinde incelemek üzere neden Doğu Türkistan'a bir heyet göndermiyor? Aslında bütün bunların nedenleri gayet açık. Çin ve Rusya konusunda Kantar'ın topuzu kaçmıştır. Hükümet bu başlıklarda Türkiye merkezi şahsiyeti bir dış politik. Xitay Tunga Müslümanlarının 400 yıllık mescidini çaktı. Zimistan torunun 6 iyul bergen haberde malum oluşça, Xitay Kompartisi Tunga Müslümanlarını her xil vasıtlar bilen korkutup, mescidlerini mecburi özgertmekte. Xinan ölkesinde Xitay'ın İslam dinini Xitay kilaştırış rezil planının iğir zerbesi uçurgan Tunga Müslümanları nahayet köp.
Şançıv şəhərdəki ismini aşkarlaşını xalamaydıqan bir imamdan aşkarlaşıca, Xitay Kompartiyası Xınan ölkəsindəki 1000-dən artıq məscidini Xitayçı üslubqa özgərtişke buyurgan. Arqadın Şançıv şəhəri Minchuan nayisindəki 5 məscid məcburi Xitayçı üslubqa özgərtilgən. Yezi bazardaki Cangjuang məscidimi zərbəgə uçurgan. Dairler namayiş kılgan ya ki Xitay siyasetine karşı duruşka cüret kılganlarını koluğa aldıganlıkı hakkında tehdit salgan. Xitay rezil vasıtları bilen Müslümanlarını korkutup Minchuan nayisindeki Chumyao yezilik mescidinin 5 gümbez hem de ay yıldız belgesini Xiangqiu şehirdeki bir mescidinin gümbezini çekip etken. Xuchang şehri Jian'an rayonundaki Wunudian bazarı mescidi 400 yıldın köprek tarihi ige kadimki mescid bulup 1998 yılı yerlik Müslümanlar ve kent ahalileri pul yığıp bu kadimki mescidini remont kılgan. Bu mescidinin gümbez ve hilal ay belgesi bu yıl 4. ayda yerlik dini işler idaresi tarafından çıkıp taşınıp Xitaycı üslubqa özgertilgen. Yallın nahisindeki Baiguan mescidi ve Changzhou şehirdeki iki mescid mi çekilip Xitaycı üslubqa özgertilgen. Məlum buluşca, Xitay İslam dinini Xitaycılaştırış rezil məqsidde mescidlerini çekip özgertiş bilen bir vaxtda her xil tehditler bilen uçurlarını katlıq kontrol kılışqa tırışkan. Müslüman devletleri nime üçün Xitayının Uyghurlarını xorlaşığı sükut kılıdı. Angliyalik jurnalist ve siyasi obzorcu Nick Cohen, Angliyada çıkıdığan Muhafizatçı gezisinin 4. iyuldaki sahanda makale elan kılıp, Müslüman devletlerinin nime üçün Xitayının Uyghurlarını xorlaşığı sükut kıldığanlıqını analiz kılgan. Onun tekitleşçe ilgiri küpürlük kılgan roman yazıqçılarını öldürüşke, peygamberini qoğdaş üçün çuqan kötürgen Müslümanlar, bugün Xitay özünün gharibideki Uyghur Müslümanlarına karata tesvirliksiz vahşiliklerini elip barsa, onunla tızlanmaqta ve zuvanını yığmaqta iken. Nick Cohen, Müslümanlar Xitay'nın Uyghurlarını xorlaşığı nime üçün sükut kılıdığı mavzuluk makalesi de, Uyghurlarına karşı 21. əsirdeki en çok cinayetlerinden biri köz aldığımızı sadır buluvatıdığı deb tekitligen. Onun ilgiri sürüşçe Müslümanlar köp sallıqtaki devletlerinin yazıcı Selman Rushdie, şunlıqlı Ceylandız Postin, Charlie Hebdo Qatarlıq gezitlerine karşı galyan götürüp, Uyghur meselesiyle sükut kılışıdaki sebep, onlar Müslümanlar hemkarlık ideyesini pekat özlerine maskelgende işildidigen. O 2019 yılı Pakistan, Saudi Arabistan, Mısır, Arap Birleşme Halifeliği ve başka Müslüman devletlerinin Birleşken Milletler Teşkilatı'da Xitay'ını kollab, Xalqara müstakil tekşürgüçilerinin Şarkı Türkistan'da tekşürüş elip beriş çağırıqıga toskullu kılgallıqını bildirgen. Nick Cohen makalesinin ahırda hazır Xitay özünün Xitay virusu yukumundaki apet karakterlik hatirisi ve Müslüman yerlik milletlerine karşı vahşilikini tenkitleşini cinayetke aylandırdı. Halbuki Xitay'a karşı en yukarı avazlı toğlaşkı tegişli kişiler beşini içige tıkıp almakta degen. Germaniyada 5. iyul Ürümçi katliamının 11 yıllıkı namayiş bilen hatırlandı. Dünya Uyghur Kurultayının teşebbüsü Avrupa Şarkı Türkistan Birliği'nin uyuşturuşu bilen 7. 4. günü Germaniyanın München şehir merkezde 5. iyul Ürümçi katliamının 11 yıllıkını hatırlaş namayişi ötküzüldü. Namayışka München ve onun etrafıdaki şehirlerden gelgen köpsandaki Uyghurlar iştirak kılgandan sırt, Dünya Uyghur Kurultayının rehberleri, Avrupa Şarkı Türkistan Birliği'nin hadimleri, Tehdit Asıdaki Halıklar Teşkilatı'nın mesulleri, İlham Toxtun'u Kutulduruş Grupisi'nin azaları, bir kısım Türkler, Hongkongluklar ve başka kişilik hukuk teşkilatlarının vekilleri mukatnaştı. Namayış mukaddemesinde Avrupa Şarkı Türkistan Birliği'nin reisi Eskarcan Efendi Uyghurca ve Girmancı tillerde nutuk sözlep, bu kıtımkı namayışının bundan 11 yıl ilgiri Ürümçide yüzbergen kallık kırgınçılıkını hatırlaş, hem de Xitay'nın Şarkı Türkistan halkı üstüden elip berivatkan iğir zulüm siyasetini dünyaya yeni bir kıtım paşkılış məqsidi elip berilgallıkını çüşendirip ödü. 4. ve 5. iyul külleri Amerika, Kanada, Türkiye, Avustralya, Germaniya, Gollandiya, Şivisariya qatarlıq devletlerde namayış kılış, tordu muhakimi yığını eşiş qatarlıq faaliyetler ötküzüldü. 4. iyul günü Amerika'nın Washington şehirde Uyghur Hareketi Teşkilatı bilen Şarkı Türkistan Milli Uyghunuş Hareketi ayrım ayrım faaliyet ötküzüp, Xitay rejiminin 5. iyul kırgınçılıkıdaki rolünü cevapkarlıqı tartışın talep kıldı. Kanada'nın Toronto, Montreal, Calgary, Germaniya'nın München, Türkiye'nin İstanbul şehirlerdeki Uyghurlar yığılışı ötküzüp, 5. iyul şehitlerini yad etti ve Xitay dairelerinin Uyghurlarını korallıq bastırgalıqını ayıplab, vaqanın haqiqetini, gayiplarının akıbetini aşkarlaşını, Xitay rejimini cevapkarlıqı tartışın talep kıldı.
Avustraliyadaki Darmin Fondi cemiyeti bolsa tor muhakeme yığını ötküzüp 5-nji iyul qırğınçılığının arqı görünüşi Xitayning siyasi ve onun Uyğurlarga bolğan ta'siri qatarlıq temalarını muzakir qılğan şundaqla şahitler guvahlıq bergen. Hindistan'da bir günde 24 mingdan artıq kişi yuqumlandı. Dünya miqyasında Xitay virus sebebinden cendin ayrılğanlarning sani 537372'den yuqumlanğanlar sani 11.586.784'den ve salametliki yaxşılanğanlar sani 6.553.128'ni aştı. Dünyada Xitay virusuğa münasibetlik en köp vaqa görülgen 3-cü devlet bolğan Hindistan'da yıkınkı 24 saatte 425 kişinin cendin ayrılışı bilen Xitay virus sebebinden cendin ayrılğanlar sani 19.693'e çıktı. Oxşaş vaqtta 24.248 kişinin yuqumlanışı bilen cemi yuqumlanğanlar sani 697.413'e çıktı. Jammu Keşmir rayonunda Xitay virus sebebinden barlıq ictimai ve dini faaliyetlerinin ötküzülüşü çeklendi. Bırak minglarca hindi dini muritlerinin rayondaki Amarnar gharını ziyaret kılışıga ruhsat kılındı. Mesul dairler bu vaqtta bayanat elan kılıp, her günü ziyaretçiler sanının 500 kişi bilen çeklendiğallıqını ve muşu ayının ahiri ziyaretlerinin başlandığallıqını bildirdi. Ziyaret gün sanının 42 günden 15 günge çüşürülgenlikke eskertildi. Jammu Keşmir'de Xitay virus sebebinden 132 kişi cendin ayrılgan ve 8429 kişi yuqumlanğan idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.